Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. AngularJS örneklerle anlatım dersine hoş geldiniz. Bu dersi yeni başlattık arkadaşlar. Birinci dersi görmüştük. AngularJS'ten biraz bahsedeyim. AngularJS single page web application'lar için, yani tek sayfadan oluşan web uygulamaları için ideal bir modern script programlama dili. AngularJS'i ben Eclipse IDE üzerinde çalıştırıyorum arkadaşlar. AngularJS editörü olarak da CodeMix plugin eklentisini kullanıyorum. Bu eklentiyi bir süre ücretsiz kullandıktan sonra eğer işinize geliyorsa, beğeniyorsanız birkaç dolar para verip bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Size editörün yanında aynı zamanda live preview denilen canlı gösterim, canlı uygulama denilen kendi browser içerisinde çalıştırıp bu şekilde gösteriyor. Yani kodun çalıştırılmış halinde gösteriyor. Fakat bunu tercih etmezseniz normalde hazırlamış olduğumuz HTML kodunu harici bir browser'da da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kod editör olaraktan da Brackets ya da başka bir kod editör kullanabilirsiniz. Benim tercih ettiğim CodeMix açıkçası. AngularJS'ten biraz daha bahsedeyim arkadaşlar. AngularJS normalde bir kitapla erişiyor. Normal HTML dosyası içerisine yerleştiriyoruz. Aynen JavaScript gibi. Yani AngularJS'in JavaScript'ten çok fazla da farkı yok. Ancak başka bir çeşitlemesi, başka bir uygulaması diyebiliriz arkadaşlar. AngularJS'te ilk kaynak olaraktan Ajax bir sitesine ulaşıyoruz. Ajax programının yüklü olduğu, kitaplıklarının yüklü olduğu. Buradan çeşitli direktifler vasıtasıyla bunları zaten programın dersin ilerleyen aşamalarında göstereceğim. Direktifleri kullanır hale getirdikçe o komutlar da bizim için kullanılır available hale geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim herhangi bir kitaplık tutmamıza veyahut da kitapla başvurmamıza lokal olarak da kitapla başvurmamıza gerek yok. Bu server tarafında bir Dynamic Web Management için sadece bu kitapla JavaScript uzantılı kitapla ulaşıyoruz. Oradan da bu komutların kullanılabilir hale gelmesinden sonra biz istediğimiz şekilde ekranda kutucuklar oluşturuyoruz. Veyahut da bu kutucuklar içerisinde interaktif olarak da etkileşimli olarak da veriler alıyoruz, veriyoruz, hesaplamalar yapıyoruz. Hemen şimdi paylaşımda ekranda AngularJS'i tekrar bir daha hatırlatayım. Yukarıda kedim Can Can var. AngularJS'in logoları bunlar arkadaşlar. Hemen şimdi paylaşımda ekranda kaldığımız yerden itibaren derslerimize devam edelim. Beş ders yapmıştık arkadaşlar. İkinci direktörü de altıncı derse kadar gelmiştik. Altıncı dersin tekrarını yaparaktan devam etmek istiyorum arkadaşlar burada. AngularJS'te controller dediğimiz mekanizmalar var arkadaşlar. Controller mekanizmalarını kullanmak için yine dediğim gibi Ajax Google API'lere eriştikten sonra şu kitapla ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Kitaplığımız da şudur. Yani angular.min.js uzantılı yere ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu tekrar şöyle yapayım. Şimdi burada iki tane kutucuk oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani dikkat ediyorsanız şurada input type dediğimde içi text içeriğiyle olacak. Bir first name ve last name diyerekten ilk isim ve soy isim diyerekten iki tane kutucuk oluşturuyorum şurada arkadaşlar. Break vererekten de alt satıra geçiyorum. Biliyorsunuz HTML'de satır atlatma özelliği yoktur. Burada alt tarafta da yine HTML kodlarıyla full name diyorum ve burada bir interpolation yapıyorum arkadaşlar. Interpolation yaptığımda burada kullandığım değişkenler first name,
name ve last name. Bizim burada kutu içerisinde yazdığımız first name değişkeni ve last name değişkeni olacaktır arkadaşlar. Yani ben burada varsayan olaraktan, elbette altta da görüyorsunuz, nesne olaraktan ben bunu John Doe diyerekten bir anonim bir isim verdim. Ancak biz bunu isim olaraktan ilgili pencereye yazı yazdığımızda, isim ya da soy isim yazdığımızda bu değişkenler interpole edilerekten, yani değer kazanılaraktan neticede şu iki tanesini yazacak ve de burada da bu boşluk bırakacaktır arkadaşlar. Koda biraz daha derinlemesine baktığımızda bu kodun buraların işleyebilmesi için ng up denilen değişkenimizin my up diyerekten bir isim verdim arkadaşlar. Eğer bu şekilde vermezsem ben şunları kullanabilir hale gelmiyorum arkadaşlar. Buradaki kitaplıktaki JavaScript kütüphanesini kullanamıyorum, bu uzak kütüphaneyi kullanamıyorum arkadaşlar. Burada ng controller dediğimiz, bu da bir anahtar sözcüktür arkadaşlar. My controller diyerekten bir isim verdim kendi program uygulamamla ilgili. Aşağılara geldiğimizde peki ben bunun nesnesini nasıl oluşturuyorum? Burada my app dediğimde bu ismi şu şekilde kullanabilirim arkadaşlar burada. Bu bir notasyondur, bunu dikkat ediyorsunuz. Bunu Angular bünyesi içerisinde app nesneme oluşturduğumda bunun ilk başlangıç nesnesine dollar scope first name ve dollar scope last name diyerekten bunları dise benzetebiliriz arkadaşlar. Diğer Java'da gördüğümüz ya da işte Python'da gördüğümüz list kavramına yakınlaştırabiliriz. Bunlar o değişkenlerin, bu söz konusu bu değişkenlerin varsayılan değerleri ya da initialization değerleri olarak da kullanılacak arkadaşlar. Yine script tag içerisindedir. Bunlar script komutlarıdır arkadaşlar. JavaScript komutlarıdır. Ve başka bir şey de yok kodumuzda. Yani şu kısım nesnenin oluşturulması, yani bunun bir instance'ının oluşturulması meselesidir. Instance'ını oluşturduğumuzda şu ve şu veriler yerleşiyor arkadaşlar. Daha sonra ben bu oluşturduğum bu değişkenlere, first name ve last name değişkenlerini burada kendim kutucuğun içerisine girdiğim, kendi gireceğim değişkenlerle değiştiriyorum. Bunlara interpole etmek deniyor arkadaşlar. Buradaki notasyon da çift dalgalı parantez şeklinde, yani double curly brackets diyor İngilizce bunun adı ilk arkadaşlar. Burada çift dalgalı parantez kullanaraktan yazıyoruz. Bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar bu geçen dersin konusuydu. Şöyle bunu offline yapıp tekrar peki. Alp dediğimde full name Zeki Alp şeklinde bizim ekrana çerçeveye girmiş olduğumuz veri daha önceki varsayılan değer üzerine gelip bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bu geçen dersten bir tekrardı arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı dizindeki expression dediğimiz bu ifadelere gelelim arkadaşlar. Ben şöyle bir taktik uyguluyorum arkadaşlar. Bunları yararlandığım web sitesinden konu başlıklarına göre kendim örnekleri seçtim arkadaşlar. Şimdiye kadar birincisini, ikincisini görmüş olduk. Üçüncüsünde şimdi AngularJS Expressions dediğimiz konudan itibaren sizlere göstermeye başlıyorum arkadaşlar. 7 numaralı HTML dosyama geldiğimde şöyle anlatayım. Burada yine AngularJS Angular.min.js kütüphanesine erişiyorum arkadaşlar. Bu da bana eriştikten sonra ng app anahtar sözcüğüyle şu işlemi yapmama olanak sağlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Duraksamak için özür dilerim arkadaşlar. Teknik bir arıza oldu. Şimdi 7 numaralı dosyamıza baktığımızda arkadaşlar burada ng up diyerekten bunu bu direktifi burada zikrediyorum. Adı geçiyor. Dolayısıyla my first expression dedikten sonra şu dalgalı parantez içerisindeki, çift dalgalı parantez içerisindeki ifadeyi
çalıştıracaktır arkadaşlar. Bu ng-app'ı kullandığımdan dolayı şu kütüphaneye başvurup bu kütüphanede bu işlemin yapılaraktan işlemi yapılacaktır. İşlem yapılaraktan ekranı görecektir arkadaşlar. Buradan harici bir browser kullanaraktan my first expression 10 diyerekten bu ifade görünecektir arkadaşlar. Yani şunu göstermek istedim. Burada kitaplığıma ulaşıyorum. JavaScript kitaplığıma ulaşıyorum. Burada divin içerisinde bu direktifi kullanıyorum ve de bu direktif vasıtasıyla da bu direktifi bana kullanır hale getirdi. Şu ifadeyi hesaplattırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki koda geldiğimizde burada bakıyorum. Yine kütüphaneye ulaşıyorum. Şurada görüyorsunuz. Şunu kapatayım şöyle. Kütüphaneye ulaşıyorum. Ancak kütüphaneden yararlanabilmek için burada herhangi bir direktif yok arkadaşlar. Yani şuradaki komuta geldiğinizde division içerisinde division sekmesi içerisinde etiketi içerisinde ng-app diyerekten ben bunu çağırıyordum. Ancak burada bir çağırma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Oradan duruyor. Normal işte HTML5'ın özelliğini kullanmışım burada. Bir paragraf olaraktan yazmışım. Ondan sonra ifadeyi çalıştırmaya çalışıyorum. Elbette bu çalışmayacaktır. Yani şunu yerel browser'la çalıştırmaya çalıştığımda burada my first expression yazılacak. Normal işte burada paragraf sekmesiyle 5 artı 5 olduğu gibi bırakacaktır arkadaşlar. Yani burada benim vurgulamak istediğim şudur arkadaşlar. Bu uzak kitaplığa ulaştığımızda bu uzak kitaplıktan yararlanabilmek için bu kitaplığın çalıştırılabilir olması için ng-app uygulamasının anahtar sözcüğünü buraya zikretmek gerekiyor. Bu bir önceki özellikle vardı. Burada ng-app görüyorsunuz. Fakat bir sonraki programda, bir sonraki örnekte bu yer almadığından dolayı buradaki işlem yapamamış olaraktan kalıyor. Yani yerel olaraktan biz uzak kütüphaneden, remote library'den yararlanmadan buna bu şekilde yarım kalmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki örnekte başka bir uygulama göstermek isterim size. Burada da yine uzak kütüphaneye yerleşiyorum. Uzak kütüphaneye erişim sağlıyorum. Burada ng-app diyerekten anahtar sözcüğü kullanıyorum. Bu kez ne yapıyorum arkadaşlar? Bir initialization olaraktan bir değer veriyorum değişkenlere arkadaşlar. Burada ng-init anahtar sözcüğünü kullanmak durumundayım. Çünkü anahtar sözcüğünü kullanaraktan quantity ve cost değişkenlerine burada değerler atıyorum arkadaşlar. Yani ilk initialization değerlere konuluyor. Daha sonra peki ben bunu ne yapacağım? Ben bunları kullanacağım elbette arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki şu dalgalı paranteze bakın. Çift dalgalı paranteze. Bunun içerisinde bir işlem yapılacak arkadaşlar. Quantity multiply cost var. Dolayısıyla yani miktar ve birim fiyatla bir toplam hesap, toplam maliyet hesaplattırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da şu şekilde olacaktır. Ben burada ng-app dediğimde bu kutu içerisindeki işlemlerin uzak kütüphaneden yararlanaraktan gerçekleştirilmesini yani icra edilmesini sağlıyor. Peki burada ng-init nedir? ng-init ile de burada kullandığım, interpole ettiğim değişkenlerimin başlangıç değerleri var arkadaşlar. Bunları da çift tırnak içerisinde, quotation mark içerisinde bunları gösteriyorum. Yine bunu da çalıştırdığımızda basit bir şekilde total in dollar diyerekten quantity ile cost'un yani miktar ile birim maliyetin çarpımını gösterecektir arkadaşlar. Burada bir adet ve de fiyatı da 5 dolar olduğu için toplam 5 dolarlık bir maliyet gösterecek. Bu size bir esinlenmek için bir fikir verebilir. Burada uzun bir polinom gerçekleştirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Burada polinomun katsayılarının ilk başlangıç değerlerini verebilirsiniz. Tabii bunların kullanılabilir hale gelmesi için de ng-app ile bu uzak kütüphaneye erişip onun menülerini, operatörlerini kullanabiliyor hale gelmeniz lazım arkadaşlar. Bir sonraki kodu size paylaşmak isterim. Burada da ng-bind ile sayılara bir bağlantı yapıyorum arkadaşlar. Bind İngilizce'de bağlantı demektir veyahut da bağlanma demektir. Yine klasik script tagimizin içerisinde source olaraktan nereye başvuruyoruz arkadaşlar? Yine bu Ajax, Google App'lere başvuruyoruz. Bu benim yararlandığım
Angular.js kütüphanesi için bir kaynaktır arkadaşlar. Bunun için başka seçenekler de olabilir fakat ben bunu tercih ettim. O şekilde diyebilirim. Script tagleri içerisinde bu uzak kütüphane diyorum ben bunu. Uzak kütüphane olaraktan buna başvuruyorum. Peki burada şurada gerçekleştirdiğimiz Division adlı kısma bakıyorum. Şu Division içerisinde ne var arkadaşlar? Burada ng-up'ı uygulanabilir hale getiriyorum şu shift tırnakla. Bunu artık aşina oldunuz öyle umarım. Burada da init olaraktan ilk başlangıç değerini veriyorum. Burada diğerinden biraz farklı olaraktan arkadaşlar bir span açıyorum. Bir açıklık içerisinde ng-byte dediğimde değişkenlerin başlangıç değerlerini ya da değişkenlerin verilmiş olan değerleriyle çarpıp bunu ng-byte ile yazdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani neticede burada ng-byte benim değişkenlerimle yani sayılarla şuradaki operatör arasındaki işlemin gerçekleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Tabii bu HTML kod içerisinde gerçekleştiği için total in dollar dedikten sonra bu da çalıştırılacaktır. Bunu yerel browserla çalıştırdığımda total in dollar 5 diyerekten gösteriyor. Bunu bir de harici olarak çalıştırılmasını göstereyim. Burada bu dosyaya sağ tıklayaraktan harici bir web browser'dan da çalıştırdığımızı varsayarsak şu şekilde total in dollar diyerekten bu rakamı gösterecektir arkadaşlar. Bir sonraki özel örneğe de bakmak isterim sizlerle. 11. dosya. 11. dosyada da bakıyorum. Burada expression with strings diyor. Yani dizinlerin kullanıldığı ifadelere ait bir örnek vermek istedim. Yani her zaman sayılarla işlem yapmak zorunda değiliz elbette arkadaşlar. Bazen veri tabanlarına isim, soy isim gibi alfanümerik verilerin girilmesi de söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada da bunun bir örneğini sizlerle paylaşmak istedim. Yine uzak kütüphaneme source diyerekten ulaşıyorum. Dikkat ederseniz bunlar script tagleri arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. İlk başlangıçta bunu standart bir format olaraktan algılayabilirsiniz. Burada division kısmına baktığımızda arkadaşlar HTML dosyasındaki en can alıcı kısım şudur. Burada yazdırmaya çalıştığım ifade the full name is diyorum. Yani ad ve soyad şudur diyorum. First name plus boşluk last name diyerekten iki değişken kullanıyorum arkadaşlar burada. Yine bunları çift dalgalı parantezle interpole ediyorum. Yani bu bir yerlerden gelecek olan verileri kabul edecek anlamındadır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun tanımlandığı yeri hemen yukarıda bakıyorum. ng init değişkenimde initialization değişkenimde bunlara değerler atıyorum arkadaşlar. First name diyorum. Buna John demişim. Last name diyorum. Buna Doğu diyorum. Bu anonim bir isimdir arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımda programımız ekranda herhangi başka bir pencere açmaksızın full name izleyerekten bu girilen dosyanın içerisinde girilen isim ve soy isme karşılık gelen değişkenleri interpole ederekten yani onlara değerler vererekten ekranda yazılmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Bir sonraki örneği de sizlerle paylaşmak isterim. Burada görüyorsunuz. Bu kez ng-bind ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir önceki normal ng-init ile değerleri verip bunların interpole edilmesi şeklindeydi. Bunları ng-bind anahtar direktifiyle, anahtar sözcüğüyle uygulamaya kalktığında o da şöyle bir görünüm alacaktır. Başlangıçta uzak kütüphaneye erişiyorum. Sonra ng-up diyerekten bu uygulamanın available hale gelmesini, kullanılabilir hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ng-init direktifini vererekten first name ve last name değişkenlerine ilk başlangıç değerlerini atıyorum arkadaşlar. Yani burada initialization yapıyorum bir başka deyişle. Yani o da John ve Doğu'dur. Dikkat ediyorsanız bunlar tırnak içerisine alındığından bunların string olduğunu görüyorum arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl kullanacağım bu içerisinde string değerler içeren değişkenleri? Orada şöyle span anahtar sözcüğünü kullanıyorum. Yani açıklık bırak anlamında veyahut da mesafe anlamında span o şekildedir. Bir atlatma gösterir. ng-bind değişkenime
first name plus boşluk ve last name diyorum. Burada aslında yapılan arkadaşlar ng byte değişkeni sanki tek bir eleman gibi, unsur gibi görünmekle birlikte bu iki tane interpole etme söz konusu değildir arkadaşlar. İki tane değişkenin sırasıyla kullanılmasıdır arkadaşlar. Yani içerisinde veriler içeren iki değişkeni ben burada ng bind ile sisteme bağlamış oluyorum arkadaşlar. Yani sistem dediğimde HTML dosyamdır. İçerisinde AngularJS kodlarımın olduğu HTML dosyasını bu şekilde bağlamış oluyorum. Bunu da çalıştırdığımda full name John Doe diyerekten anonim bir isim görünecektir. Burada vurgulamak istediğim şudur arkadaşlar, bu her ne kadar etkileşimde görünmüyor gibi olsa da buradaki server tarafında şu başlangıç değerleri de herhangi bir tanesini canlı olaraktan değiştirdiğimizde otomatikman bunu save ettiğimiz anda işlemler yürürlüğe girecektir arkadaşlar. Alp dediğimde örneğin burada inşallah makinem donmaz diyorum. Alt deyip bunu ben kaydettiğimde arkadaşlar anında görünüyor. Zaten dynamic web development dediğimiz dinamik hareketli web geliştirme tekniklerinde server tarafındaki üzerinde çalıştığımız dosyanın üzerinde en ufak bir değişiklik yapıp bunu kaydettiğimiz anda itibaren bu sunucu tarafında ya da buna erişilen IP adresinde ve portlarda yani lokal port ya da söz konusu bağlanılan IP adresinin ilgili portunda ilgili indeks file'ın çalıştırıldığında bu değişiklik anında görecektir arkadaşlar. Bir başka örneği çalıştırayım burada. 13, 14 ve 15. örnekleri de göstermek istiyorum sizlere. Burada da bu kez expression with objects konumuz budur arkadaşlar. Yani nesnelerin kullanıldığı ifadelerdir arkadaşlar. Öyleyse burada nesneler dediğimizde person diye bir class'ımız, bunu Java'da ya da Python'da class'lara benzetebiliriz arkadaşlar. Aslında bu person dediğimiz first name John ve last name Doe diyerekten bu bir mapping hashtag hash map yapısı gösteriyor arkadaşlar. Buna Python'da da şey benzetebiliriz arkadaşlar. Dictionary yapısına benzetebiliriz arkadaşlar. Bir ikili var burada bakıyorsunuz. First name iki nokta üst üste John ve last name iki nokta üst üste Doe. Yani şurasını key, şurasını value, şurasını da key, şurasını da value, yani data olaraktan kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kısımlarda bir önceki örnekle aynıdır. ng up diyerekten bu komutları çalıştırılabilir, kullanılabilir hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ng init diyerekten ilk başlangıç değerini bu şekilde veriyorum. Ancak burada şu ifade, şu notasyon bunun bir nesne olduğunu, yani bir instance'ının oluşturulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada da o nesnenin şu metodunu, last name metodunu ya da değişkenini diyebilirim, kullanıyorum. Last name dediğimde burada Doe'yu ekrana yazacaktır. The name is ya da surname is Doe diyerekten bunu yazacaktır arkadaşlar. Bu programda çalıştırdığımda the name is Doe gösteriyor. Bu da object oriented programming özelliklerinin bir noktada burada hala geçerli olduğunu, kullanabileceğimizi, yani nesne oluşturabileceğimizi, nesnelerin değişkenlerini ya da işte nesne metotlarını kullanabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Başlangıç değeri verilmiş halini burada da ekranda görüyoruz. Bunun yazım değiştirilmiş halinde de sunucu tarafında anında görüntülenecektir. Son iki dosyayı da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Burada yine izinler var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bakıyorum şurada yine bir interpole etme söz konusu arkadaşlar. Sonuç şudur diyerekten her zaman için çift dalgalı parantezi gördüğünüzde bunun bir interpolasyon işlemi olduğunu hemen anlamanız lazım arkadaşlar. İnterpolasyon ne demektir? İnterpolasyon şudur. Adını verdiğim bu değişkenin başka bir yerlerde, daha öncelerde bir yerlerde
bir takım değerler aldığı anlamındadır arkadaşlar. Artık bunun sayısal olmasına göre ya da string olmasına göre ya da bir indeksli olmasına göre, yani array olmasına göre birden fazla olabilir. Burada ben bakıyorum, demek ki şu köşeli parantezleri görünce hemen aklıma bunun bir array olabileceği aklıma geliyor arkadaşlar. Şunu görmediğinizi varsayıyorum. Array'in 2 numaralı, 2 indeksle elemanının yazdırılması, değerlendirilmesi, değer verilmesi istenmektedir arkadaşlar burada. 0, 1, 2, sıfırdan başladığımızı varsayıyorum. 19'un ekranda görünmesi lazım arkadaşlar. Diğer kısımları sonra biraz daha anlatacağım. Bakın 3. eleman diyerekten 19'u gösteriyor. Yani şu points denilen şu array'e ulaşıyorum, dizine ulaşıyorum. Bunun 0, 1, 2. 2 numaralı elemanı nedir arkadaşlar? 2 indeksli elemanı 19'dur. Bunu yazdırıyorum. Şurada da yine ng up diyerekten bu application'ın kullanılabilirliğini gerçekleştiriyorum. Ve de init diyerekten de ilk buna initialization değer veriyorum arkadaşlar. Init değeri başlangıç değeri demektir. Burada da bir interpolasyon yapıyorum. Interpolasyonla şuradaki dizinin, değişkenin 2 numaralı indeksli elemanını ekranda yazdırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki örneği de göstermek isterim size. Tırnak içerisinde geçen bu double parantez içerisinde geçen ifadenin kendisi aslında expression, ifade diye geçiyor arkadaşlar. Burada da using ng bind with arrays diyerekten başka bir örnek göstermek istedim. Yine kitaplığıma ulaşıyorum. Uygulamamı etkin hale getiriyorum. Ve de ng init diyorum. Burada yine aynı array'i kullanıyorum arkadaşlar. İşte 1, 15, 19, 2, 40. Ve de burada bu kez dalgalı parantezle bir interpolasyon yapmak yerine ng bind ile şuradaki veriyi bağlıyorum arkadaşlar. Yani bağlamak demek onun ekrana, o değerinin alınaraktan ekrana getirilmesi demektir. Yani ng bind. Dolayısıyla burada yine 0, 1, 2, 19 sayısını burada tutup ekranda yazdırılmasını sağlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde gördünüz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci derste 15. Dosyamıza kadar geldik. İşlemiş olduğumuz kısımlar nelerdir? AngularJS Examples diyerekten bir dizin oluşturmuştum bunları da. AngularJS bir başlangıçta temel bir örnek gösterdim size. Temelleri gösterdim. Bu dersimizde de Expressions başlığı altında 5-6 tane daha Expression ifade göstermiş oldum arkadaşlar. Umarım AngularJS dersini sevmişsinizdir. Bu programı dili sevmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Eğer ki bu AngularJS ilginizi çekmişse bundan sonra da bunun elbette devamı gelecek. Standart versiyonu tamamladıktan sonra ikinci, üçüncü, beşinci, işte kaçıncı versiyona kadar gelmişse bu AngularJS oluşturacağımız tutkunları için daha başka özellikleri de burada uygulamalarıyla, örnekleriyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu neden diğerlerine göre biraz daha fazla vurgulamak istedim? AngularJS en modern programı script dillerinden bir tanesi arkadaşlar. Hem çok kolay izlenebilirliği, kontrol edilebilirliği ve de yeni bileşenler eklenebilirliği bakımından çok modern ve de insanı yormayan bir tarafı var arkadaşlar. Ve de çok da kolay anlaşılır olduğunu ben düşünüyorum. Arkadaşlarım bu konuda yorumlarını elbette bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka ilgilenen arkadaşlara da tavsiye ederiniz olursa çok memnun olurum arkadaşlar. Abone sayısı arttıkça benim de şevkim artıyor açıkçası. Bu arada eğer diğer derslerimle ilgili sormak istediğiniz şeyler de olursa bunları da lütfen ifade etmekte, sormakta kaçınmayın. Bilebildiğim birikimim, deneyimim çerçevesinde bunları da sizlerle cevaplamak isterim arkadaşlar. Amacımız burada ücretsiz bir şekilde, bonus bir şekilde yararlı olmaktır. İyi akşamlar diyorum hepinize. Hoşça kalın. Kolay gelsin diyorum. Herkese üstün başarılar diliyorum. Akıl, zihin sağlığı, beden sağlığı istiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.